Çok güzel bir foto insan makinesi. Bu konuda bir hayatın yoksa sonuna selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere profesyonel futbolcuların, ya bunun içinde herkes var. Ronaldo, Messi, İbrahimovic, böyle bütün profesyonel futbolcuların arkadaşlar saha içinde yapmış olduğu konuşmalar, birbirleriyle atışmalarının güzel bir derlemesini sizlerle birlikte paylaşacağım. Tabii ki de montajı ben hazırlamadım arkadaşlar. Montajı kimden aldığımın linkini de aşağıya koyacağım. Ben izlerken yani bana bayağı ilginç geldi. Çünkü yani bildiğin küfür falan ediyorlar birbirlerine. Bayağı değişik yani. Ne bileyim hani bu tarz futbolcular saha içinde birbirine küfür etmesi biraz acayip. Ama her neyse arkadaşlar, sizler birlikte bunları bugün inceleyeceğiz. Geçen videolar ki aktifinizden dolayı çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden beğeni ve yorum atarsanız gerçekten mutlu olurum. Dediğim gibi artık o beğeni hedefini falan fistan her şeyi kaldırdım arkadaşlar. Dediğim gibi sadece eğleniyorsanız, bu kanaldan mutlu çıkıyorsanız, beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Şu sıralar YouTube'da birazcık durakladık arkadaşlar. Yani arada öyle oluyor. YouTube'un bir algoritma sistemi var. Birden çok hızlı yükseliyorsun, sonra birden duruyorsun arkadaşlar. Dediğim gibi bu algoritma, yani buna karşı yapacak bir çare yok. O yüzden arkadaşlar, dediğim gibi beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Tek altını çizeyim. 20 lira boyunca size futbolcuyla video çekeceğimi söylemiştim. Konuştum kendileriyle arkadaşlar. Sezonun sonuna doğru, yani bu da yaklaşık Mayıs'ın ortası gibi oluyor. Mayıs'ın ortası gibi iki futbolcumuza da video çekeceğiz. 20.000 olunca da zaten onları kanalda göreceksiniz. 20.000 olsak bile mecburen Mayıs'ın ortasını beklemek zorundayız onların takviminden dolayı. Her neyse, bunları dedikten sonra arkadaşlar dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte incelemeye başlıyoruz. İlk olarak arkadaşlar, burada Messi ve Alvaro diye bir futbolcunun olayı geçiyor. Alvaro sen çok kısasın diyor, Messi de sen çok kötüsün diyor. İkisi sonra gülüyor arkadaşlar, yani kısacası adam gerçekten kötü olduğunu kabul ediyor. Burada da arkadaşlar Ronaldo El Clasico'da pik ya geçerken, hani ben bile yere attığını düşünmüyorum kendini, ama psikolojik olarak yere düşüyor bence burada. Çünkü geçemeyeceğini düşünüyor ve ayağa takılacağını düşünüp direkt kendini yere atıyor bence. Burada da zaten pike bir şey yok diyor, gülüşünü tutma diyor. Zaten Ronaldo'nun da suratını görüyorsunuz arkadaşlar. Buranın olayı da arkadaşlar, maçta bir tane adam yanlış kırmızı kart görüyor. Mourinho da direkt bunun arkasına geliyor. Tabii kimse görmüyor mu, hakem gelme demiyor mu, yardımcısı da bir şey demiyor mu, bilmiyorum nasıl geldiğini ama İşte daha maç bitmedi diye getiriyor yani kısacası lafı. Ya Mourinho çok ilginç bir adam, yani cezalı olduğu maçlara bile bu malzemecilerin şeyin altına falan girmiş bir adam. Gerçekten değişik bir abimiz arkadaşlar, Jose Mourinho. Burada Julio Cesar arkadaşlar İbrahimovic'e sen ortaya sert vuracaksın, bundan eminim diyor. Tabii ki de İbrahimovic gibi futbolcuya böyle bir şey derseniz İbrahimovic onun tersini yapar ve seni rezil eder. Kritik zaten İbrahimovic de burada sol köşe arkadaşlar topu yerden tam anlamıyla dream shot yaparak salıyor. Ve ben direkt istediğim gibi gol atacağım lafına getiriyor yani. Sana mı soracağım tarzı bir şey yapıyor. Çok hırslı bir futbolcu ama dediğim gibi bazen hırsı çoğu şeyin önüne geçiyor arkadaşlar. Burada bak, bu mesela çok yanlış bir şey arkadaşlar. Bu gerçekten hani affedilebilir bir yanı yok. Yani Suarez gibi bir yıldızsam, Suarez çok iyi forvet lafım yok ama gerçekten sağ içindeki şeyleri çok saçma ve iğrenç yani kısacası. Burada arkadaşlar Evra ile tartışıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra diyor ki Evra neden bana tekme attın diyor. Çünkü sen siyahsın diyor, zencisin diyor. Bir daha söyle senin suratına vuracağım diyor Evra. O da ben de zencilerle konuşmuyorum diyor. Çok yanlış bir şey yani, zencilerle neymiş bu ırkçılık şeyini ben gerçekten arkadaşlar anlamadım. Ne ırkçılıkmış arkadaş yani. Bir dünya var, onda da millet birbirini bölüp bölüp yiyor. Sen Müslümansın, sen zencisin, sen bilmem nesin falan diye. Kapıyı da kapatamadım bu arada. Evet abi, Messi'ye geldik. Messi arkadaşlar inanılmaz yani. Hani gerçekten inanılmaz. Beklediğimden çok daha farklı çıktı. Küfür çok ediyor yani. Burada da arkadaşlar Maradona sen diyor benim bir yerimde değilsin diyor. Direkt senin yüzüne söylüyorum gerizekalı diyor. Bir de sürekli söyle bunu. Birkaç kez söyle arkadaşlar. Çok ibretlik. Dayı olduğu dönemler, göbeğe baksana. Lıkır lıkır geliyor maşallah. Aslan parçası. Bunu tam güreştirmek lazım bu abiye. Burada da arkadaşlar milli maçta Neymar ve Zuniga. Biliyorsunuz ki Neymar hani genelde sakin ama Zuniga demek burada canını sıkmış gerçekten Zuniga'nın, Neymar'ın. İlk defa ben gördüm Neymar'dan böyle bir şey. Görmüş olduğunuz Zuniga hayvan gibi dalınca teşekkür ederim diyor. Beni maçtan sonra ayırıp özür dileyeceksin diyor. Zuniga'ya diyor bunu arkadaşlar. Ondan sonra da Sanafe diyor. Bir şeyin çocuğu, olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy diyor. Görmüş olduğunuz Zuniga da zaten geriye çekiliyor. Neymar Junior. Burada arkadaşlar bu sene Chelsea United'a 4 atıyor arkadaşlar.
Mourinho da diyor ki 1-0 tamamdı diyor ama 4-0 diyor resmen diyor bizi bitirdin diyor yani finisher diyor. Tekmeyi nakavtı bize çaktın diyor. Ya Mourinho gerçekten arkadaşlar son senelerde çöktü. Özellikle geçen sene Chelsea bu sene de bu şekilde batırdı. Şimdi derseniz ikinci kısma. Evet arkadaşlar geldik videonun ikinci kısmına. Burada Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger'i görüyorsunuz arkadaşlar. Turnuvadaki diyor en iyi santrafordu ne söylemek istiyorsun diyor. O da diyor ki diyor ben başlarım turnuvasına da şey ne de diyor biz şampiyonuz diyor. Burada da arkadaşlar Barton diye bir abimiz ile Zlatan'ın kavgası var. Ben İngiliz'im diyor ve Zlatan diyor ki senin burnun çok büyük. Zlatan da diyor ki senin diyor makine küçük diyor. Zaten Zlatan'ın klasik lafları abi. Makine, araç, gereç, tesisat işleriyle uğraşıyor zaten İbrahimovic. Burada Rooney ya bunda bir şey yok bence artık. Hani burası çok komik abi. Bu Manchester City oynadığın en iyi oyundu diyor. Balotelli de ne diyormuş bakalım. Bütün sezon iğrenç leş oynadım diyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilir miyim diyor. My season was... Hiç bu sene iyi oynamadım diyor. Zaten bu seneden sonra da gidiyor arkadaşlar. Balotelli açık yüreklilikle söylüyor. Koke sen bir diyor... İbi diyor. İb, ne var ya onunla başlayan şey. Ronaldo da evet zengin olanından diyor. Koke'ye. Burada Messi ve Ronaldo arasında geçen bir olay var arkadaşlar. Ronaldo Messi sürekli itiyor duruyor. Ne haber diyor Ronaldo. Messi de sakin ol diyor. Bunlar gerçekten arkadaş mı ama orasını bilmiyorum arkadaşlar. Burada da tekrardan Messi'yi küfrederken görüyorsunuz. Ben dediğim gibi çok şaşırdım ya. Ben Messi'ni hiç beklemezdim ama gerçekten böyle izleyince arkadaşlar bayağı video şaşırdım yani. Messi harbiden hepsinden daha fazla küfür ediyor. İbra ile yarışıyor yani. Küfürbaz Haydo'ya döndük. Burada arkadaşlar Sergio Ramos ve Modric arasında geçen bir diyalog var görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sergio sakin ol diyor. Yaptığı işarete bak baba ya. Tamamdır diyor. Çünkü burada Sergio Ramos arkadaşlar ağır dereceli küfür ediyorlar tribünden. O yüzden Sergio Ramos'a takım arkadaşları destek çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada full küfür falan ediyorlar arkadaşlar. Sonra arkadan tekrardan Marcelo geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Marcelo geliyor you are the best. Sen en iyisin diyor. Kafana takma döktürüyorsun ki bence de dünyanın en iyisi. Tam bir kaptan yani arkadaşlar kısacası. Adam çıkıyor maç bile alıyor yani defans olarak. Mascherano'da arkadaşlar. Kime diyor lan sırt numarası? Romero galiba. Aynen galiba Romero. Sen aynen Arjantin kalecisi. Sen diyor bir kahraman oldun bugün diyor Romero'ya. Burada Ronaldo arkadaşlar oyundan çıkıyor ve acayip sinirleniyor. Neden ben diyor böyle işin diyor ızdırabını diyor. 2-1 yapmak için her şeyi yaptım lanet olsun diyor. Çok sinirli bir şekilde arkadaşlar. Arkaya geçiyor ve oturuyor Cristiano Ronaldo. Bayağı sinirlenmiş ya burada ben bu kadar sinirleneceğini. Ya ne zaman sinirlen daha doğrusu bilmiyorum. Genelde Real özetlerini izliyorum ama. Zidane varken yapmış bir de acaba hangi sene bu sene mi geçen sene mi bilmiyorum. Bayağı sinirleniyor yani burada yerinde duramıyor. Hala küfür ediyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Bir de bir şey diyor galiba 20 dakika kala niye çıkardın falan diyordu arkadaş. Onu da şimdi görürüz zaten sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi hala afra tafralarda bizim Ronaldo arkadaşlar. Tribal enfeksiyonda 20 dakika kaldı diyor 20 dakika diyor. Hoca diyor niye çıkarıyorsun beni hoca diyor. Görmüş olduğunuz gibi surat ifadesini de. Abimiz bayağı sinirlenmiş ya. Ronaldo baba sen çok yaşa. Motherfucker diyor. Motherfucker'e döndük arkadaşlar. Ulan o kadar küfür ediyor. Kimse duymuyor mu la orada? Hala adamlar konuşuyor baksana. Şey ben Recep Vedik Çinli sahnesine benzedi. Vallahi billahi. Ronaldo baba sinirlenmiş ya. Sakin ol reis. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Dediğim gibi bunu sevgiyle paylaşmak istedim. Çünkü bana ilginç geldi. Yani Ronaldo'nun hani Pique ve Ronaldo arasında geçen falan değişik yani. İzleyince hoşuma gittiği için sevgilikle paylaşmak istedim. Eğer mutlu olduysanız ne mutlu bana. Dediğim gibi emek hırsızlığına arkadaşlar öyle bir şey yapmam asla biliyorsunuz. Adamın linkini aşağıya koyacağım. Dediğim gibi böyle genelde futbol şeyleri falan editlemiş güzel bir şekilde hazırlamış. Emeğe saygı olarak ben onun linkini aşağıya bırakacağım. Oradan gidip ona destek olabilirsiniz. Bu videoda arkadaşlar beğenirsiniz çok mutlu olurum. Bu tarz böyle değişik videolar buldukça yapacağım arkadaşlar. Böyle bazıları gerçekten çok ibretlik oluyor. Onları gerçekten çekebilirim yani. Bazen izliyorum duygulandığım oluyor. Çok küfür ettiğim, sinirlendiğim oluyor. Onları sizlerle birlikte paylaşacağım. Mutlu olduysanız da mutlu bana. Umarım kanalımdan mutlu çıkmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler ve mutlu akşamlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.